Alo. 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 Aa. Ayol dinledi kapattı. Eskiden olsa Cem derdik ama. Niye efendim? Ay. Dur bu sefer ben bakayım. Alo. Tahsin. Buyurun efendim benim. Sesimi unutmuşsun. Alo. Tahsin. Ben Melahat. Eski sevgilim Melahat. Seni buldum. Yanlış numara olmuş hanımefendi. Öyle birisi yok. Kim o? Yanlış. Telefon sapı. Yanlış aramış. Telefon sapı yanlış mı aramış? Ne, başkasına nefes sesi yapacakmış. Yanlışlıkla bizim evi mi aramış? Ay buyurun benim dedin Tahsin, kimi arıyorlarmış? Ne bileyim canım, anlamadım. Of. Ay aa. Dur ben bakarım. Evet. Niye kaçıyorsun benden Tahsin? Demin telefonu açan karın mıydı? Yanlış numara aramışsınız kardeşim. Aa, rahatsız etmeyin. Aile burası. Tamam mı? Anladım. Rahat konuşamıyorsun. Şimdi ben telefonu kapatıyorum ama gelip seni bulacağım. Bekle beni. Yok. Orası değil burası. Yanlış efendim. Tahsin, şarkımızı hatırlıyor musun? Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin bir yangının külünü. Aa, yangın mı var? Siz şeyi arayın, itfaiyeyi arayın. 110. 100'ü de arayın, evet. Ne o ayol? Yangın mı var? Yanlış aramışlar. İtfaiye diye bizi mi aramışlar? Ya, kafalarına göre çevirdiler demek, işte biz çıkmışız. İtfaiye numarası kaç? Yangın var diyor. Hmm. Onun için mi heyecanlanıp böyle kekelemeye başladın sen? Tabii yangın deyince şey ettim birdenbire. Nereye Tahsin? Şu telefonu kaldırayım orta yerden de. Gece vakti önüne gelen çalıp şey etmesin. Telefon sapıkları filan. Tuhaf. Genellikle babama olur böyle garip şeyler. Nasıl şeyler? Böyle saçma sapan telefonlar falan. Kolay gelsin çocuklar. Bu Tahsin Bey amca hoş geldiniz. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda, merak etmeyin. Volkan'a söyleyelim biz bu sene dondurma yapmayalım. Hayır, öteki tatlılar satılmıyor. Herkes dondurma... Tahsin. Ah. Deli Melahat. Tahsin. En sonunda seni buldum. Hoş geldin. Hanım eski şeyimiz, komşumuz. Yıllar yakışıklılığından hiçbir şey götürmemiş. Dur tutmam Melahat, ayıp oluyor ama. Ay Melahat diyeceğini özlemişim. Ne kadar zaman oldu. Oo çok oldu milattan önce. Hayır, sen böyle birdenbire nereden çıktın? Heyecanlandın değil mi? Gözünden anladım. Ah, sen de beni unutamadın değil mi? Dur yapma. Taş gelecekler. Dükkanda ayıp ama. Aa. Haklısın. O zaman baş başa kalabileceğimiz bir yere gidelim. İyi de Melahat sen niye böyle yıllar sonra birdenbire çıkıp... Aa! Aa! Babacığım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz de dondurma yiyorduk öyle. Babacığım, vallahi bakın sıcak yaz günlerinde biz burada yapsak şu dondurma yok satacak ya. İzin verin de yapalım baba be. Tamam, oldu tamam. Nasılsınız Tahsin amca? İyiyim evladım. Allah iyilik versin. Babacığım siz niye böyle biraz tedirgin gibisiniz? Niye tedirginim? Tedirgin miyim? Şeyden, hava sıcak, bunaldım. Ya şöyle bir dolaşsam rüzgar üfür şey eder. Hadi oldu gençler. Ha? Burası bizim gizli aşk yuvamız olsun. Melahat, bırak Allah aşkına, ne gizli aşk yuvası bilmem ne. Yazın çorbacıda kimse olmaz diye girdik işte buraya. Olsun canım, çorbacı olsun, ne güzel. Ayrıca ben seninle olduktan sonra her şeyden zevk alıyorum. Melahat, bak benim evim var, yuvam var. Çoluk çocuğum var. Hay, aradan bunca yıl geçmiş. Hala ya benden ne istiyorsun? Anlamadım ki. Gençken de böyle heyecanlanınca hep kekelerdin. Hani Bayazıt'ta buluşup Beşiktaş'a kadar yürürdük. Seni kekelemen Dolmabahçe Sarayı'nın oralarda biterdi. Hey gidi günler, hey. Ali Hanım, hey gidi günler, hey filan güzel de... Evet, telefon etmekler, zırt pırt dükkana gelmeler filan. Olmaz, ayıp. Ay, bu yaşta ayıbım kalmış Tahsin. O gürbüz çocuk oğlun muydu? Volkan, evet. Bak, 7 yıl önce eşimi kaybettim. Kızım da büyüdü, senin çocuk da öyle büyüdü. İstersen ömrümüzün geri kalan kısmında bütün mesuliyetleri bırakıp birbirimizi yaşayalım Tahsin. Birbirimizi mi yaşayalım? Evet. Yıllardır birbirimize hasretiz. Yazık değil mi güzel? Güzel de bak Melahat, ben kendi hesabıma mesudum. Sen de kendine bak. Kendine git bir eve. Emekli filan birini bul, otur. Ama ben... Ah. Alo. Ay neredesin Tahsin? Buradayım. Yani sokaktayım, şeydeyim. Durduğum yerde duruyorum. Ay dükkana mı gittin? Ya, gittim. Gittim, durmadım, çıktım. Karın mı? Sus. Deli. Deliyim ama senin delinim. Ay kimle konuşuyorsun Tahsin? Sen kekelemeye başladın yine. Niye heyecanlandın? Dükkanda heyecanlandım. Hayır, dondurma yapmaya kalkmışlar da ona sinirlendim de şey ettim. Sen neredesin Tahsin? Ben belli bir yerim yok. Yani devamlı yürüyorum, yer değiştiriyorum. Hayır, beni de evde hafaganlar bastı. Neredeysen oraya geleyim. Hayır gelme. Sokaklar daha bunaltıcı. Bu sıcak insanı öldürür. Dur, ben gelirim. Çok iyi idare ettin Tahsin. Oh. Ama yuvanı yıkmak istemiyorsan eğer Tahsin, münasebetimizi gizli gizli sürdürürüz. Yahu tevkil sana dememişler deli Melahat diye. Hanım, düş yakamdan, ne olur düş. Ya. Onun için mi 10 yıl önce gece yarısı beni nasılsın, iyi misin diye aradın? 10 yıl önce bir zaaf anda böyle bir şey yapmışım. Ne var bunda? Hatırını sordum, fena mı? Sen beni unutamamışsın Tahsin. Ama ben demiştim, o Bursalı sıska kızın seni mesut edemeyeceğini biliyordum. Sıska mıska, mesut etti. Bal gibi de etti. Hadi. Allah selamet versin. Ne olursun lütfen beni evden arama. Telefon etme. Çocuklarla ilgilen biraz bu yaştan sonra. Hadi Allah'a emanet. Açtım. Alo. Alo Tahsin. Konuşabilecek misin? Yanlış efendim. Yanlış numara. Kim bu ayol her gece? Alo. Alo. Buyurun efendim. Kim arıyorsunuz hanımefendi? Kimseyi efendim. Eşinizle de görüşmüştüm zaten. Sanırım yanlış numara. Alo. Kapattı ayol. Ne diyor ki? Eşinizle görüştüm diyor. Ne görüşmüşmüş? Ne görüşmüş? Hiçbir şey görüşmedi. Ya tanımam etmem. Ayol eşinize de söyledim, yanlış numara diyor. Yanlış numara canım, yanlış. Ay bak vallahi gene başladım tık. Sıcak bastı bana. Öf. Ne boğucu şey. Bak biz ne yapalım İFO biliyor musun? Hemen gidelim Ayvalık'a gidelim. Yarın gidelim mesela. Nasıl yani? Kızın düğünü var Tahsin. Ne var canım? Hadi halletsinler. Kazık kadar insanlar. Düğüne geliriz biz. Of sıcak bastı. Ay fena oldum ben. Sıcak bastı. Cam açın cam. Anam burada şimdi panik atak oldu biliyor musunuz? Çok kötü bu yani. Ay ne diyorsun Burhan? Aynen bende de böyle oluyor. Yani bu yaştan sonrası da çekilmez bir illet yani bu. Tedavisi de yok biliyor musunuz? Of. İyi akşamlar canım. İyi akşamlar. Babanlar yok mu? Yok hayır daha gelmediler. Her an gelebilirler. Ben babanın çok eski bir arkadaşıyım. Adım Melahat. Dün de görüştük kendisiyle. Bir kahvenizi içmeye geldim. Az tabii buyurun. Buyurun. Melahat Hanım. Babamların çok eski ahbabı. Merhaba efendim hoş geldiniz. Merhaba. Cem nişanlım. Ay canım sen de evleniyorsun. Evet bir hafta sonra. Oğlan evlendi mi abi? Evet birkaç ay oldu onlar da yan dairede oturuyorlar. Aa, ne güzel anneniz de yalnız kalmamış olur. Evet buyurun lütfen. Ne içersiniz? Ben babanın eski sevgilisiyim. Biz yeniden birleşmeyi düşünüyoruz. Yani siz babamla 34 yıl önce sevgiliydiniz. Sonra böyle aniden tekrar görüşmeye karar verdiniz. Tahsin kabullenmek istemiyor ama o da gerçek hislerini gizlemeyi bırakacaktır nihayetinde. Anladım. Onun için geldim. Dedim ki gidip açık açık konuşalım Tahsin'le. Ne zaman, nasıl ilerliyoruz? Planımızı yapalım. Sonsuza kadar yaşamayacağız ya yavrum. Yalnız annem de babamla birlikte gelecek şimdi de. Olsun. Nasıl olsa öğrenmeyecek miydi? Eninde sonunda öğrenecekti. Bu gece, yarın gece, bir ay sonra ne fark eder? Oo! Canım ben geldim. Melahat. Tahsin, Aslı ile Cem'e her şeyi anlattım. Ne? Deli misin sen Melahat? Delisin tabii ya. Aslı kızım üzerine afiyet. Melahat Hanım böyledir. Yok biz anladık durumu baba da annem nerede? Annen aşağıda kapıcıyla konuşuyor. Şimdi gelir. Melahat Hanım siz şimdi gidin başka gün tekrar gelirsiniz olur mu? Ne münasebet daha Tahsin'e 2 çift laf edemedik bile. Git işine yahu zaten İFO işkilleniyor. Sessiz telefonları yapan siz miydiniz? İFO geldi. İFO mu? Ya baba şimdi konumuz bu değil. Çabuk Melahat git saklan çabuk. Bugün söyleyemez misin terk edeceğini? Ne diyorsun sen yahu? O zaman gitseydim ben. Artık çok geç. Peki ne yapacaksınız? Birlikte yapacağız. Of. Ayol niye kapıyı açmıyorsunuz? Bir saattir zır zır. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Melis Hanım, Cem'in teyzesi. Aa, öyle mi? Ne güzel. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Artık Türkiye'de olduğunuza göre düğüne de gelebileceksiniz değil mi? Bakalım. O zamana kadar neler olur? Ama teyzem 1-2 güne kadar dönmek zorunda. Öyle değil mi teyze? Hiç belli olmaz Cem. Mevzu aşk olunca kalabilirim. Tabii tabii. Siz ne dersiniz Tahsin Bey? Aşk için neler yapılmaz ki değil mi? Efendim? Gençler birbirlerini sevmiş tabii. Bu işin genci yaşlısı olmaz ki. Gönül ferman dinlemiyor. Tabii tabii. Ben mesela yıllardır yanıyorum. İFO. Efendim? Aha, çayım bitmiş. Çay koysana. Sen ne yapıyorsun ya? Öldürecek misin beni? Şimdi Melahat Hanım, siz şansınızı biraz fazla zorluyorsunuz. Şöyle yapalım, siz şimdi bugün gidin, sonra bir ara babamla konuşursunuz. Ne olur ya? Ama şimdi böyle pat diye de gidilmez ki canım. Bakın çocuklar, benim bu konuda hiç kabahatim yok. Biz onun farkındayız efendim. Senin kabahatin bu kadar yakışıklı olmak, bu kadar mükemmel olmak. Sen... ne oldu ayol? Cem'in çocukluğunu anlatıyor Melis teyze. Ne kadar yakışıklıydı anlatamam. Bakar bakar kalırdık. Çok da çapkındı. Herkese mavi boncuk dağıtırdı. Şimdi de çok yakışıklı ama... o zamanlar incecikti. Kilo aldım. 1 kilo aldım. Yani 1-2 kilo aldım. Evet. Aldım evet. Değil mi? Farklı. Öyle mi? Sedef Hanım nasıllar? Kim? Annem çok iyi. Siz üniversitede hocaydınız değil mi Melis Hanım? Bu gece ne isterseniz o olurum. Değil mi Tahsin? Tahsin mi? Tahsin, şu şarkıyı hatırlar mısın? Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin. Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Bravo. Çok güzel. Teyzemin en sevdiği parça. Tabii yurt dışında olunca insan kendi müziğini de çok özlüyor değil mi? Ah, aşk yüzünden başımıza gelenler ah. Ben hiçbir şey anlamadım. Tahsin, hayat kısa. Her köşe başında bir aşk yok. Bu yaşlarda doğru kararlar vermek lazım. İşte bu kararı vermiş olan... biz Aslı ile verdik o doğru kararı. Bu kapıya ben bakayım. Osman! Şarabınızı içmeye geldim. Baba, bak teyzem de burada. Baldız, sen de mi buradasın? Ah, nasılsın canım? İyiyim. Bülent Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Sedef Hanım nasıllar? Kız kardeşi geldi. Çok mutlu. Havalarda uçuyor. Tabii. Siz durumu nereden anladınız? Yılların tecrübesi Aziz. Of. Bittim mahvoldum ya. Bu benim eski bir hanım arkadaşım. Delir Melahat deriz. Ya yıllar sonra kalkmış buraya gelmiş. Kafanı bununla yorma Aziz'ciğim de İffet Hanım'a ne diyeceksin onu düşün. Böyle obsesyon sahibi kadınlar, yani bir adama kafasını takan kadınlar zor olur. Hayır kafasını takmış falan değil canım. Kadın zır deli. Ya aradan 33 yıl geçmiş. Ama gel de bunu İffet'e anlat. Dünyada inandıramazsın. Ya yandık. Zor iş. Siz olsanız ne yapardınız? Böyle kadınlardan kurtulmanın tek bir çaresi var Aziz. Nedir o? Üstüne gideceksin. Nasıl yani? Kadın duygu arıyor, heyecan arıyor. Tahsin'ciğim, imkansız bir aşkın peşinde. Ona bu zevki tattırmayacaksın. Realiteyi göstereceksin. Tam anlattıkları gibiymişsin. Öyle mi? Şu Zeki yıl, Tahsin ve sen. Evet. Edersiz çocukların başına. Baldız hayatım, kalk gidiyoruz. Nereye? İtiraz istemem. Bak, Tahsin de geliyor. Ben de teyzemle birlikte kalkayım o zaman. Sen nereye Tahsin? Aşağı kadar bize eşlik edecek. İsrar etti sağ olsun. Ya. Memnun oldum. Belki bir daha karşılaşamayabiliriz. Ama gelecekte beni iyi anmanızı rica edeceğim. Aman estağfurullah hanımefendi. Nasıl söz o? Tabii efendim, memnun oldum ben de. Hadi gel Baz, gel. Tipik kadın ayol. Öyle. Hadi bir daha görmeyiz zaten herhalde. Nasıl kaçtık ama? Seninle baş başa kalayım bu akşam diye öldüm vallahi. Tabii ya, İffet bir şeyler hissetti. Bu hafta artık açılırız, açıklarız. Çocuklar da seni çok sevdi. Hemen yanıma taşınırsın. Hemen? Tabii. Ben düzenli hayata alışığım. 3 öğün yemeğim olacak mesela. Çocuklara da sen bakarsın. Çocuklara mı bakacağım? Tabii. Onlar koca bebektir. Benim de bakıma ihtiyacım var. Geceleri 7-8 defa öksüre uyanıyorum. Bir sürü hastalığım var. Zaten evler hep İFO'nun üstünde. Boşandıktan sonra sen maddi yardımda da bulunacaksın. Dur canım, hemen boşayacak mısın zavallı kadıncağızı? Tabii. Seninle evleneceğim ya. Acele karar verme Tahsin. Ya yürütemezsek? Aman canım, bu yaştan sonra niye yürümesin? Günün 18-19 saati uyuyorum zaten. Öyle kavgaya mavgaya takatim yok. Ama ben yuva yıkan kadın olmak istemem Tahsin. Canım bırak, İffet de benden bıkmış zaten. 70'inde merdiven dayamış adam. Üzülmez merak etme. Bütün yaptığı iş ilacımı vermek, yemeğimi vermek. Bundan sonra, bu yaştan sonra artık aşla meşle uğraşacak zamanım yok benim. Çok mesut olacağız Melahat, çok. Tahsin, bana deli derler biliyorsun. Aklım bir gelir bir gider. Bir bakarsın aşık olur, bir bakarsın vazgeç. Yok, vazgeçmek yok ama konuştuk, anlaştık. Ben artık kalktım Tahsin. Seni nerede bulabilirim, telefon numaranı? Bulamazsın. Ben yazlığa gidiyorum. Şimdi ancak sonbaharda görüşürüz. Ben seni ararım. Tabii işi uzmanına soracaksın. Anadolu'dan kop gel düzgün.